Geçen hafta sen yokken senin gıyabında Murat Arel anlattı senin yazını. Uçan şey. Evet, nasıl uçtuğunu da anlattı Murat. Bir sonraki yayına belki şey olarak da uçmak suretiyle. Bir şey varmış uçuyormuş bu arkadaş. Bu şeyle ilgili bir de fotoğraflar paylaşmıştı Murat. Biz burada şaşkınlıkla bakmıştık o fotoğraflara. İlçe Milli Eğitim Müdürü mü? İl İl Milli Milli Eğitim Müdürü, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü kendisini ziyaret ve etmişti. bir de müftü galiba, değil mi? Sakarya Müftüsü ve aynı şekilde Sakarya Şu Gençlik ve hikayeyi bize bir Sporcu. anlatsana, o müftüyle ilgili Dinsiz olacaksın, ha söyleyeyim sana. Ne olacak? Dinsiz. Ben programdan sonra birçok kişi bana yazdı. Ya bu... Şeytanın çocuğu, dinsiz, deccal, bir sürü şey saydılar bana. Nasıl Ya ya? işin ilginç Şeyhlerle yanı... ilgili haber Evet, yapınca dinsiz mi olunur? evet. Tam tersi bence. Ne kadar az şey, o kadar çok mümin, mütedeyyin, hüsnü niyetli insan yani. Ben tam tersi etki yaratacağını düşünüyorum. Evet. Bunlar yani şöyle bir durumu önce özetlemek lazım. Murat da çok güzel anlattı geçen hafta. Yani bunlar Türkiye'de laikliği boğduğunuz zaman, laikliği yok ettiğiniz zaman, Orta Doğu bataklığına girdiğiniz zaman Orta Doğu'da da bir dünya şeyh, şıh, işte tarikat var. Bunlar hurra diye Türkiye'ye çullandılar. Çünkü ne dediler? Bir potansiyel var, bir mürit kaynağı var ve Türkiye'ye yerleştiler. Şimdi o Iraklı kendisine El Hüseyin'i diyen, Muhammed El Hüseyin'i, Seyit Muhammed El Hüseyin'i diyen Irak Musul doğumlu 40'lı yaşlarındaki bu görüntüde en solda olan kişi de Türkiye'ye akın eden şeyhlerden bir tanesi. Ve çok hızlı bir şekilde de mürit ediniyor kendine. Ama yani fantastik bir sunumu anlatım var YouTube'da kendisine. 22 ülkeden şeyler alıyor. Yüksek lisanslar, doktoralar ve fahri doktora yaptığını söylüyor. Sen fahri doktora yapılabilir mi şeymiş Maşallah, gibi. maşallah, Onu bile maşallah. yaptığını söylüyor. Çok güzel. Urfa'da şöyle görüyorsunuz böyle kaftanı, işlemeli bir kaftanı var. Bu Böyle uçarak Urfa'da gelmiş, değil geziyor. mi bu Bu arkadaşımız? bunun bir hakkında bir efsane yayılıyor. Urfa'ya geliyor önce. Irak, Musul'dan Urfa'ya geliyor. Urfa'ya geldiğinde şöyle bir hikaye aklı. Bunu aslında Musul'dayken Amerikan askerleri almış, Guantanamo üssüne götürmüşler. Amerika'nın o Evet, meşhur. meşhur Küba'daki o üsse götürmüşler. Orada buna işkenceler yapmış, onu da çile doldurmuş, sonra ermiş, uçarak Guantanamo kampından çıkmış, Urfa'ya geri gelmiş. Şu Böyle anda kendisi kulaktan kulağa Sakarya'da anlatılıyor. mı, Urfa'da mı? Hayır, şu an kendisi İstanbul'da. Bu görüntüde İstanbul'da da bir Arnavutköy'de. Arnavutköy'de Darüsselam Külliyesi diye bir külliyesi var. Ama asıl külliye şeyde Urfa'da Haliliye ilçesinde devasa bir camisi var. Orada müritleri var. Hatta bir aşirete de gördünüz bu cami. Ha, bir ayağı Urfa'da, Bir bir ara ayağı Sakarya'da, bir Musul'da, bir ayağı Sakarya'da ama kendi ikametgahı da İstanbul Tabii bir Arnavutköy'de. de ayrıca böyle hiç kimsenin onaylayamayacağı yani böyle doğru mu yanlış mı bilmediğimiz çeşitli sıfatlara sahip. Bu başka biri. Bununla Bu başka ilgisi biri, yok. bu Kadiri. Biz El Evet. Hüseyin'i konuşuyoruz Evet. Bu şimdi. El Hüseyin'in böyle şeyi asıl kendisinin sunuş biçimi peygamber torunu olmak. Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiğini anlatıyor. Bununla ilgili YouTube'da röportajlar veriyor. İşte dedesine atıflar yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama asıl onun böyle kendini sunuş biçimi aldığı, yani en iyi yaptığı iş de kendisini Dünya Ulemalar Birliği'nin, yani akademisinin genel sekreteri olarak sunması. Ama internette Öyle arıyorsunuz, birlik var mı? işte internette arıyorsunuz, Türkçe aradığınız zaman sadece Facebook'ta onun sitesinde çıkıyor. Böyle işte Musul'a gidiyor, oradaki insanlarla görüşüyor filan. Veya işte Irak'ta, Erbil'de görüşüyor, onların fotoğraflarını yayınlıyor filan. Biz yazdıktan sonra, programda da anlattıktan sonra bu arkadaş bir şey daha yapmış Özlem. Ne yapmış? Facebook sayfasında bir paylaşım yapmış. Onu da arkadaşlara göndermiştim. Yani paylaşımında Evet. büyük devletimiz bu tür itibar suikastlerine bir son vermeli, bu Türk medyasına bir çekidüzen vermeli diyor. Ha, sana ve Murat'a Evet, söylüyor. bunu söylüyor. Yani bir Evet. de Biz hiç üstümüze arkadaşımız Irak, alamıyoruz, değil mi Musul. Tabii benimle alakası yok. Benimle de yok. Hiç tanımam etmem. Yani Murat ve Timur düşünsün. Irak Musul'dan gelen, Türkiye'de tarikat faaliyetleri yürüten, hatta uçarak Guantanamo'dan geldiğini söyleyen bu şahsiyet, bu paylaşımı yapıp devletin onun hakkında yaptığımız haberleri engellemesini, buna mani olması gerektiğini anlatacak kadar da cüretkar. Ama asıl kavgası Cübbeli Ahmet Hoca ile, yani Cübbeli Ahmet dediğimiz o kişiyle aralarında çok ciddi bir kavga var. Cübbeli Ahmet diyor ki sen bu şeyi buraya geldin, aslında hiçbir şeyin yoktu, hiçbir varlığın yoktu. Ben bu varlığın olmadığı zaman sana para gönderdim, sana baktım, seni geçindirdim. Ama senin daha sonra öğrendim ki pek çok kadınla evlilik yapıyorsun. Hatta yani bunu da meşru kılıyorsun.
Yani Türk kadınlarla evleniyorsun. Hatta o Türk kadınlardan bir tanesi de Cübbeli Ahmet Hoca'ya ulaşmış. Cübbeli Ahmet'e ulaşmış. Demiş ki arabada hiçbir şahit olmadan bu nikahları kıyıyor bu kişi diye ifadede bulunuyor yani, Cübbeli Ahmet. Yani El Hüseyin'i ile ilgili Cübbeli Ahmet'e şikayet gidiyor. Evet. Şimdi onlar da bütün gün sosyal medya sitelerinden Cübbeli Ahmet'e yönelik inanılmaz bir kampanya yapıyorlar. Cübbeli Ahmet'in tabutunun son çivisi diye yayınlar yapıp Cübbeli Ahmet'e yönelik iddialarda bulunuyorlar. Ne kadar güzel. Böyle varlıklarını devam ettiriyorlar. Şimdi dün bizim, pardon, geçen hafta Murat'ın anlatımından senin yazını dehşete düşüren, uykularımızı kaçıran fotoğraf şu dörtlü fotoğraftı. Evet, yani Sakarya'da çekildi. Sakarya İl Müdürü'nün ve müftüsünün, buyurunuz, bu muazzam karakteri, yani sanki bir masal kahramanı, bir film kahramanı gibi, değil mi? Yani böyle bir şey gerçek olamaz gibi ama gayet gerçek ve müftü ve il emniyet müdürü tarafından da, pardon, il eğitim müdürü tarafından da ziyaret ediyor. Bu müftüyle ilgili bir gelişme mi var? Evet. Müftü hangisi? En sağdaki, yani ekranda en sağda gözüken Sakarya İl Müftüsü. Kendisi Hasan Babiş. Adı ne? Hasan Babiş. Hasan Babiş, peki. Evet, hemen yanındaki de kendisi Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü. Onun yanındaki... Hangi gerekçeyle bu ziyareti gerçekleştirdi? Bu ziyareti birincisinde kendisine şeyh diyen o kişi oraya gidiyor. Onlara bir ziyaret yapıyor. Daha sonra bu ekip, bu bir tanesi de İl Gençlik Müdürü, hepsi birlikte Darüsselam Külliyesi'ne gidiyorlar, İstanbul'daki, Arnavutköy'deki. Onu ziyaret edip ona hediyeler sunuyorlar. Yani... Ve en üst kademede ağırlanıyor. Bu anlattığımız fantastik kahraman, yani bu hikayelerin kahramanı, evet, uçan yele, işte her tarafta da 22 ülkede şey yapmış, peygamber soyundan geldiğine dair böyle seceleler, silsileler yayınlıyor. Onu ziyaret ediyorlar ve ona hediye sunuyorlar. Bu niye yapıldı diye sorulduğunda diyorlar ki Somali'den öğrenciler getireceklerdi Sakarya'ya. Biz de Somali'den getirecekleri o öğrenciler için ona işte sen başka yurtlara verme, bizim Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına ver. Onun için bu görüşmeyi yaptık diyerek de bunu açıklamaya çalışıyorlar. Bu devlet protokolü. Bravo. Ama şimdi ben yeni bir görüntüye ulaştım. Yani yeni bir görüntü buldum. YouTube'da var olan bir görüntü. Açık kaynakta olan bir görüntü. En sağda gördüğümüz Sakarya İl Müftüsü Hasan Babiş. Hasan Babiş. Kendisi meğer daha önce diğer Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müşavir. Ve bu zattın düzenlediği bir konferansa katılmış. Ve o konferansta da işte 9. Uluslararası Din Alimleri, Ulemaları toplantısı gibi bir toplantı. Ve o toplantıya bizzat Diyanet İşleri Başkanı tarafından gönderilmiş. Var olan Diyanet İşleri Başkanı tarafından gönderilmiş. Bu video var bizim elimizde. Evet. Ve o videoda konuşmasını kısacık bir dinlersek Hasan aslında nasıl bir samimiyet olur göreceğiz. Hasan Babiş'in bir videosu var elimizde. Sakarya İl Müftüsü. Bir duyalım mı onu? Bir duyalım lütfen Murat'cığım. Evet, bu. Ben baştan Darüsselam Külliyesi, İslami Araştırmalar Derneği, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Önce Diyanet İşleri Başkanımız davet edildi. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Hocamız beni uygun olarak gördü. Bu toplantıya gönderdi, vazifelendirdi. Mürşidimiz Doktor Seyyid Muhammed El Hüseyin Hazretleri'nin menheci üzerindeki resmi görüşleriniz nelerdir? Ben elbette çok değerli üstadımız, şeyhimiz, hocamızı tanıdıktan sonra ben böyle İslam alemi üzerindeki düşüncelerim çok daha böyle geniş çerçeve içerisinde oldu. Çok ufkunu açmıştığını söylüyor. Daha devamı da var. Yani onu övgüler bitiremiyor. Yani resmi görüşleriniz diyor bir de. Evet, resmi görüşleriniz dedi. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan evet. geliyor. Ve siz bir sunum yaptınız mı diyor. O da ayrıca mürşitimiz diyor bak. Yani bir şeyh olarak, yani o televizyon kanalı Darüsselam TV diye kendi bir kanalı var YouTube'da. Ona yani şeyhimiz hakkındaki görüşleriniz, daha doğrusu onun yolu hakkındaki görüşleriniz ne dediğinde o şeyhin kendisinin fikrini, önünü, ufkunu nasıl açtığını daha uzun bir video ballandıra ballandıra anlatıyor. Biz de merak ediyorduk Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapıyor acaba diye insanlara hakaretler edilirken, işte efendim hangi gazeteci yazarların cenazesinin hangi camiden kaldırılıp hangilerinin kaldırılmayacağı ile ilgili beyanatlar verilirken
yani değil mi, bu korkunç şeyler olurken acaba Diyanet İşleri Başkanı ne yapıyor diye merak ediyorduk. Meğer uçarak gelen şeyhin uluslararası konferansına temsilci gönderiyorlar. Ben ikna oldum ya, uçmasına ikna oldum ben. Ya bir de uçak kullanırken fotoğrafları var, onlara çok gülüyorum. Arkadaşlara da göndermiştim. Bütün kullanıyor tarikat, mu gerçekten? Evet, almış tarikat mensuplarına Atatürk İstanbul Havalimanı'nda birlikte poz veriyorlar. Ama tabii kimse ya sen uçuyorsunuz, size ne gerek var? Cezayir'e gidiyorlar. Cezayir'e giderken yani uçağı niye biliyorsunuz değil mi? Geçen bir iktisatçı hocayla bu İslamcılar senin yaptığın haberi konuşuyorduk. Ya aslında o mevzu açıldı. Ya İslamcı bir şekilde bizim memlekette bir gerçeği, bir politik gerçek olarak bir İslamcı camia var. Fakat İslamcı camianın şöyle bir özelliği var. Tam rekabet piyasasına benzetti hoca. Neden? Sektöre giriş çıkış çok kolay. Herkes kendisini İslamcı olarak tanıtabiliyor. Yani bir taklit takıyorsun. Bir şöyle bir entari giyiyorsun. Badeci şeyi yazdı işte. Bir de bu işin hilesi o. Çok ama fazla böyle örnek var. Ama arkadaşlar olur mu peygamber ya? Soyundan geldiğine ilişkin bir tane şey. Ama devlet protokolü ya. Milli Eğitim, devlet, müdürü orada. Devlet bu ideoloji peki, tarafından yönetiliyor. Peki bu Müftü Beyefendi Hasan Bey'le ilgili bir durum. Yani hala görevli mi? Sakarya'yı müftüsü hala. Tabii devam ediyor. Orada da sanırım Milli Eğitim Müdürü de var. Daha tehlikelisi tabii o zaten Milli Eğitim yani. Müdürü de var. Doğru söylüyorsun. Ya, evet. Yani evet. Bakın biraz önce bir ekrana gelmişti. Übeydullah o Kadiri tarikatından olan. O şöyle yani, evet, şey olan. Yeşil şey olan Kadiri. Evet diğer şey evet, arkadaşlar. O herkese halifelik dağıtıyor. Yani o kadar garip ki bakın. Hızlı onu şuna yeni bir gelişmeye bağlayacağım. Yani önüne geleni halifelik veriyor. Vallahi hızlı örgütleniyor. Bildiğin gibi değil mi? Hızlı örgütleniyor. Çok hızlı örgütleniyor. Artık hatta o kadar örgütleniyor ki böyle diğer tarikatlar rahatsız olmaya başlıyor. Ya diyorlar bu kadar halifelik dağıtmıyor. Çünkü Adana halifesi, İstanbul halifesi, Edirne halifesi. Adana halifeliği varmış. Bak Ceyhan da vardır eminim. Ya her tarafta. Her tarafta vardır da Haznevi var Adana'da da. Hazneviler çok ciddi örgütleniyor ama bu Beydullah o kadar çok halifelik dağıtıyor. Bir de ya arkadaşlar gerçekten bunları sosyal medyalarında kerametleriyle ilgili bölümleri okumanız gerekiyor. İşte anladım, eline tütün koyuyorlar, hop bir açıyor, badem çıkıyor elinden göğe. Yani millete badem yediriyor. Kör olanların gözünü açıyor. Buna diyorlar ki ya diyorlar. Alay sen diyorlar. Başta, evet diyorlar ki çıkıyor. Sen işte bir sana kör getirdik diyorlar. Bunun gözünü açma. Bu kızıyor, ben diyor Hazreti İsa mıyım diyor. Niye bu şahıs, görüntüdeki şahıs. Ben nasıl gözünü açayım diye kızıyor. Sonra birden buna şey geliyor, ne derler, ilham geliyor. Birden koşuyor Allah diye bağırıyor, işte kendi vakfının sözlerini söylüyor falan, adamın gözleri açılıyor falan. Şimdi bunları kendileri anlatıyorlar. Ve bu adam bakın yeni bir gelişme var bununla ilgili, bilmiyorum biz önce programı yolda olduğum için izlemedim, İsmail anlattı mı? Bu kişi sanırım bir kentteki bir İstanbul tarafında bir yerdekine bir halifelik veriyor. Türk bir adama, o da iddia o ki açtığı dergahta 12 yaşındaki bir çocuğu taciz ediyor evet, iddiaya evet, göre. Evet. Bunu da İsmail yazıyor. Bugünkü köşe yazısında var. Önceki günde önceki vardı. Önceki evet. Köşesinde var pardon. Ve diyor ki yani böyle böyle hakkında iddialar var. Bu adamın çocuğu taciz ettiği iddia ediliyor filan diye. Bu İsmail'in ısrarlı haberleri sonucunda bu dergah kapanıyor. Adam ortalıktan kayboluyor. Şey oluyor. Ya İsmail bu adam bak bu adam da Suriye'den gelen bir şey. Yani Suriye'den Türkiye'ye gelen yani bir şey. Yani bizdekiler yetmedi Irak'tan bunlar Suriye'den. Bunlar geliyor ve İsmail yargılanıyor ya. Yani evet, bu adamların bu yaptığı... Evet, İsmail tane, saymaz mı evet, yargılanıyor? İki tane dava açmışlar İsmail'e ve bununla ilgili yargılanıyorlar. Yani bütün bunlara baktığımızda şimdi bak işte bunların biraz sonra bir rekabeti olur. Adil yargılama meselesi. Evet, bak şimdi bunu anlatacağım. Evet saat yani. Başında bunu konuşacağız. Yani böyle ağzım açık dinliyorum Timur hani. Bunu hatırlatalım ama. Bir son cümle. Diyanet tam olarak bu nedenle kurulmuştu. Evet. Yani buna benzer bir şarlatanlık ortaya çıkmasın, buna müdahale etsin diye bir güvenlik kurumu olarak kurulmuştu aslında. Tam tersi bir fonksiyona sebep bugün oldu. Bugün o Diyanet. O Diyanet bu şarlatanlığa destek veriyor. Çok ilginç. Gidip yani. Uluslararası konferansına bir yöneticisini, bir müftüsünü. Meşruiyet kazandırıyor. İnanılmaz bir şey. Ve bu insanlar yargılanmıyor. Kimler yargılanıyor? Defterlerinize bayıldım gençler reklama giderken. Ne güzelmiş defterleriniz. Bunlar sizin araştırmacı gazetecilik notlarını aldığınız.